Ne buyuruyor? Ee, hadis-i şerifte, nesefi tefsirinde de geçer bu hadis-i şerif. Ee, her gün doğduğu zaman mamin yevmin tatlu şemsu fihi Güneşin kendisine doğduğu her gün zaten güneş, hava puslu da olsa, yağmurlu da olsa, karanlık da olsa güneş doğuyor zaten. Çünkü güneş doğmasa gün olmaz. Her güneşin doğduğu günde hani biz bazı kere kaç saat görünmüyorsa da değil o. Her gün doğuyor. Güneşin doğduğu her gün e, mutlaka e, o gün gündüz yani e, nida eder, seslenir. E tabi bu sesleri bu kafa kulakları duymayabilir. E, bunlar e, o güne Allah işte efendim konuşma kabiliyeti veriyor, ona nida veriyor. Onu melekler duyuyor. E, hatta hayvanlar da duyuyor. İnsanlarla cinler imtihandadır. Onun için hadiseler kayba imanla mükelleftiler. Ha ben bunu duymadım diye e, efendim inkar ederler. Selak olurlar. Onun için bu nidalar Ayetlerde, hadislerde çok geçiyor. Bu nidalar imanla anlaşılacak, seslenmeler duyulacak. Ne diyor yani? Bunu bir Müslüman e, sabahları, sabah namazını kılmadan evvel kalktıysa veya işte sabah namazında e, zaten kalkacak bir Müslüman nasıl namazı kaçıracak, yatakta geçirecek? Bu Müslüman için düşünülemez. Efendim bu nidayı tasavvur edecek, tefekkür edecek. Ne buyuruyor? eneye yevmün cedid. Ben yepyeni bir günüm. Bak şimdi kalktın, kaçta kalktıysan sana yeni bir defter dosya açıldı. Ta günlük dosyaya konuşuyoruz. Aylık, yıllıklarda bulaştırdık. E, günahlarla karıştırdık. Onu konuşmuyoruz. Ama e, bugün senin hakkında daha bir günah yazılmamış. Tabii yazılmamış. Eğer ki e, uyandıktan sonra bir günah işlemediysen, hemen abdest aldıysan, ondan sonra işte teheccüde kalktıysan veya sabah namazını eda ettiysen falan. O arada bir günah işleme payı pek insanların Olmaz. yani namarama bakacaksın. Biri yok ki gıybet edesin dedikodası. Mesela yani şimdi kalkmışsın orada. Hanımından o arada bir şey bir günah istediyse onu ben bilmiyorum. Ama ekseriyette bir insan uyandıktan sonra hele ki bir Müslüman namaz e, abdestini hazırlayıp namazını kıldı falan o arada yeni günde doğuyor. Ben yepyeni bir günüm diyor. Yani senin burada günah defterine sol tarafına bir e, kirletme bulaştırma yap, yapmadın daha. Günah yapmadığın için ben yaz, yazılmadı ben de sende bir kayıt. O gün kendisi itibariyle konuşuyor. Ve alâ mâ te'amelü fiyye şehit. Senin bende yaptıklarına ben şahitlik yapacağım. Onun için gün şahit, gece şahit. Allah da şahitlere yemin ediyor çünkü yarın ahirette bunlar bizi ya yakacak, bu şahitler bizi ya yakacak. Mahkemede şahitler adamı ne yapar? İpe götürür, ipten alır, ipe götürür. Ya yakacak bizi cehenneme satacak ya da bizi kurtaracak bu şahitler. Hem yani sen onlar Allah Teala'nın şahit Allah Teala'nın e, efendim bildiği bir şeyi onlar ki yalan şahitlik edebilirler mi? Gün gece nasıl yalan şahitlik eder? İnsanlar gibi öyle günah yapma özgürlüğü verilmemiş ki onlara. İnsanlar yalan şahitlik de yapar. Ahirette belasını bulur. Bende yapacağın her amele ben şahitlik yapacağım diyor. Şimdi o yarın sabah inşallah yani tabii bu kadar senedir hiç aklınıza gelmemiştir bu. Ben eski sohbetlerde birkaç kere bundan bahsettim. Şimdi bu gece konuştuğumuzdan yarın sabah bu nidayı duyalım inşallah. Kalbimizin kulakları duysun. Yani her sabah duyalım. Hele ki Ramazan sabahlarında artık bundan sonra bayrama kadar. Çok önemli geceler günler var. Faktenimni. Öyleyse beni ganimet bil diyor. O gün. Gün seslerini uzanır. Ganimet bil ne demek? Fırsatı değerlendir. Ama hem de Ramazan Şerif günündesin. Bu her gün var. 355 gün gökteki ay hesabı sene. Her gün bu daha var. Ramazan'a mahsus değil. Ama Ramazan'da fırsatlar artmış. Ganimetler çoğalmış. E bile işte Allah var, tehlikeler de artmış. Günah işleten, işlersen Ramazan'da. Hürmetini bozmuş oluyorsun. Beni ganimet bil. Felev şemsi. tüdrik Benim güneşim bir batacak olursa Lem tüdrik kıyamet. Kıyamet gününe kadar bir daha bana yetişemezsin. Yetişemez derken bir daha ben gelmem. E ben geçmiş olurum. Geçmiş olunca neyle geçmiş olurum? Senin dosyanla birlikte kapanıyor. Güneş batınca günlük dosyan kapanıyor. Peki kapanan dosyan içinde ne var? İçinde ne var? Sevaplarına, günahlarına sağa yazdırdın, sola yazdırdın. Efendim güneş battı. O günün için gecenin dosyası açıldı. Günün dosyası ayrıdır, gecenin dosyası ayrıdır. Ona göre kefaretleri var. E sen burada işte güneş batmadan 70 kere estağfurullah dedin mi? Yok. 100 kere subhanallah ve dedim? Yok. Efendim işte iftardan iftar duaları okudun mu? Yok. E günah yaptın mı? Yaptın. Sildirdin mi? Yok. Günahın var, kefaretin yok. Karşılığı mı? Neyse namaz kıldın mı? 5 vakit yakıldın mı? E, neyse. Öğlen ikindi arasında, ikindi akşam arasında. O arada bir kefaret küçük günahlar hakkında vardır. Vadi ilahi vardır. Ondan sonra e, namaz da kılmadın. Eyvah sen tulum çıkarttın cehenneme ya. Tulum çıkarttın. E güneş de battı. E tabi namaz kılan, zikir yapan, ibadet yapanlar için de ganimetlerin değerlendirmesi lazım. Fazla mal göz çıkar mı? Fazla sevap niye göz çıkar? Namaz kılanlar günah işlemiyor mu yani? Çok günah E şimdi sen bu istiğfarları yap, tesbihatı oku, bir şeyler yap. Güneş batacak. Güneşim bir batarsa kıyamete kadar daha ben geri gelmem. Sen de bana yetişemezsin. E peki nasıl sildireceksin burada günahlar? Mahşere çıkacağız. E, günlük dosyalar, gecelik dosyalar, aylık, yıllık. Açılacak her şey. İçindekiyle beraber açılacak yani. E tabii bu akşam bir sevap yapıp bir istiğfar yapıp yani gündüzün dosyasına günahını sildiremesin anlamına gelmesin. Çünkü biliyorsunuz e, Ramazan Ramazan aslında yıllık temizleme var. Ömre ömre arasını, haç haç arasını, ömürlük temizlemeler var. Burada tevbe kapısı kapalı değil. Kapalı değil ama şu noktadan fırsat kaçıyor. Ne kaçıyor? E sen şimdi bugünün Sübhanallahü Hamdisi bugünün defterinde Günahlar geriye dönük silinir. Ama sen şimdi e, bu akşam güneş battıktan sonra, bugün güneş batmadan evvelki Sübhanallahü Behamdi'yi yüz kere okumadığın için bir daha okusan bile onu bugünün hesabına yazdırabilir misin? Yazdıramazsın. O artık o gecenin hesabına geçer. Halbuki sen bunu her gün yapsaydın, her günün hesabında yüz sübhanallah ve hamdini olurdu. Yüz la havle ve la kuvvete illa billahın olurdu.